Madem sağlık sektöründe rekabet yaşanıyorsa, ve bir devletin mi bir hastanesi olsun bu caddede? Değil mi Hacı Hanım? Oran oluyor yani, mağdur oluyor. Bak bu cadde komple, bu mahne hep yaşlısı, çocuğu, hepsi mağdur oluyor. Orası yıkılması sebebi karakol yapılacak. Orada karakol yapılacak. Birkaç ay zaten karakol da polis muhisler orada durdu. Sahibi itiraz etti, kabul etmedi. Karakol şu anda erkek yurdunu aldılar. Orası da 4 metre kazmışlar. Çocuk tehlikesi de var. Halk bir de halk da şikayetçi. Kokuyu da veriyor zaten. Yazın, yazın orada oturan esnaf, halk evdeki kokudan rahatsız oluyor. Biz de şu anda biz de zaten istiyoruz orası bir şey olması lazım. Bir de eski Diyarbakır'ın ilk sağlık ocağı oydu. O sağlık ocağı olsaydı halk için çok iyidir. Halk çünkü yıllardır Diyarbakır'da zaten kime sorsan sağlık ocağı isen direkt orayı bilir. Halk bizim için hastane olması, bizim ailede hastane olması, halka yardımcı olması, halk tedavisi, normal bir şey olması daha iyidir bizim için. Biz de istiyoruz sağlık ocağı orada. Biz istiyoruz Diyarbakır'da, Bağlar'da, her yerde hastane, halka ne? Ne iyiyse o olsun. Karakollardan karakollar çoktu Diyarbakır'da. Her yerde karakol var. Sağlık ocağı olması, hastane olması, normal bir halka faydası olması daha iyiydi bizim için. Bizim mahallede en iyi bir sağlık ocağı yapılan o da mahalle arasıydı. Orası bizim millet öğrenene kadar yıllardır hep gelip burada değil sağlık ocağımız, bizim aile hekimimiz neresi, biz onlara yavaş yavaş daha şey yapıyoruz. Ama orası olması daha avantajlıydı. Bizim için de avantajlı, halk için de avantajlıydı. Şimdi burasıyla ilgili biz buradaki esnaf camiası olarak söylüyorum. Burada karakol yapması aslında gerek olmadığını biz daha önce de dile getirdik. Çünkü burada sağlık ocağı vardı ve bu sağlık ocağını yıkıp yerine karakol yapması bizim esnaf anlamında, esnaf camiası anlamında uygun olmadığını biz dile getirdik. Burada zaten fiziki şartlar da el vermiyor karakol niteliğinde. Gördüğünüz karşı binada gelen mühendisler de burada onay vermediğini çok iyi biliyoruz. Ve biz esnaf olarak da bizzat İl Emniyet Müdürlüğümüzle görüşüp bu konuda burada karakolun yapılması esnaf alanında yanlış olduğunu ve güvenlik alanında çok sıkıntılı bir yer olduğunu ve buradaki çevre binalarına fiziki anlamda da ciddi zarar verdiğini görülmektedir. Kendisine ilettiğimiz İl Emniyet Müdürlüğümüz Sayın Tacettin Bey de bu konuda doğrudur. Orada karakolun yapılması bizler de onay vermediğimizi ancak hala yapılıp yapılmasını netlik kazanmadığını söyledi bize. Ve burada şimdi zaten yakın yerde karakolun olduğu biliniyor. Burada gereksiz olduğunu söylüyoruz. Yazın boyunca buradaki bu birikim sudan dolayı ve buradaki mahalle sakinleri sivrisinekten dolayı yatamadığını diyebiliriz. Ve burada en kısa sürede buranın tekrar doldurulması gerektiğini, yarın kış olduğunda burası su birikiminde insanların da burada aslında çocukların boğulma tehlikesinde olduğunu biliyoruz. Burada biz imza kampanyası topladık. Bu karakolun yerinde mutlaka bir sağlık ocağının yapılması önemli olduğunu dile getirdik. Ve bizim dileğimiz de ilgili merciler bu konuda ilgili bu halka, bu esnafa, bu mahalle sakinlerine bir katkı sunmak istiyorlarsa burada ciddi bir sağlık ocağı ihtiyaç ve şart olduğunu bunun altını çiziyoruz. Buradaki karakolun sağlık ocağı yapılması bu insanlar ciddi bir hizmet anlamdadır. Eğer bu insanları düşünülüyorsa, bu insana hizmet vermek istiyorsa burada bir sağlık ocağının yapılması en uygun olanı budur.
Yani burada hizmet eğer bahsediliyorsa burada bir sağlık ocağı yapılmasıdır. Ve bu şu andaki bu mahallenin diyebilirim 400 bin nüfusu olan bir mahallenin şu anda ciddi anlamda sağlık sıkıntısı vardır. Ve bu buraya bağlı olan, hekimi burada olan insanların herkes dağıldı, nereye gittiğini bilmiyor şu anda. Tedavi olmuyor. Ve ben rica ediyorum ya bir il valimiz bu konu bir baksın, bir göndersin iki tane adam. Ya bu karakolun durumu nedir orada, buradaki insanlar ne durumdadır? Bir bakmaları önem arz ediyor. Biz bunu dile getiriyoruz yani. Biz burada bir esnaf olarak, bir vatandaş olarak biz dile getiriyoruz. Gelsinler baksınlar, umarım bir çözüm de bulacaklar diye düşünüyorum. Bu yaklaşık 7-8 aydan fazladır yıkıktır. Koskocaman 1 milyonluk Bağlar nüfusunda yaşıyoruz. Doğru dürüst bir sağlık ocağımız yok. Buranın karakol olacağına tertemiz güzel bir Bağlar semtinde güzel bir sağlık ocağın mesela eskiden beri sağlık ocağıydır. Ama çok iyiydi mesela millet rahatı ama şimdi buradan gidince herkes bir türlü şaşırır mesela olmuyor yani burası karakol olmaz yani abi mümkün değil karakol olması. Sağlık ocağı olması daha iyidir. Doğru dürüst göremiyoruz abi her türlü sıkıntı yaşıyoruz abi. Çünkü niye buradan git çocuğa, buradan git bilmiyorum devlette, araştırmaya, hiçbir şekilde abi faaliyet zaten yok. Yıktılar ama ortada hiçbir şey yok. Umarım ki hani buranın eski faaliyeti olmasını, sağlık ocağının olmasını abi temenni ederim. Başka bir şey ne diyeyim abi? Burası Bağlar 5 Nisan Mahallesi olarak, Sakarya Caddesi olarak da eskide, önce de çok uzun zamandır sağlık ocağıydı burası. Burasını yıktılar. Yerine karakol yapmayı düşündüler. Biz de halk olarak karakol yapmayı istemiyoruz, sağlık ocağı yapmayı istiyoruz. Sağlık ihtiyaçlarımızı çok zor, mağdur durumda halk olarak çok uzak yerlerde ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz yani. Yetkililerde ricamız diyoruz ki burası sağlık ocağı olsun. Yani karakol buradan halk istemiyor genel olarak. Sağlık ocağı olursa daha memnun oluyor. Daha güzel şekilde vatandaş rahat gelip ihtiyaçlarını, sağlığını gidermek için istiyorlar.